Canım arkadaşlarım, hepinize selamlar. Ben SML Hoca. Trigonometri kampında bugün sizlerle birlikte yarım açı formüllerini işleyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Yarım açı formüllerini tabii ki de trigonometri fasikülümüzden, video ders kitabımızdan işleyeceğiz. Peki, yarım açı formülleri hocam kaçıncı sayfalarda? Hemen denklemlerden önce ve sayfa numarasını ben sana söyleyeyim. 95'ten başlayacağız bugün seninle birlikte ve... 100. sayfa dahil olmak üzere 100'e kadar geleceğiz. 95'te 100 arası yani toplam 6 sayfalık bir konu anlatımı yapacağız arkadaşlar bu videoda. Hazırsanız fazla vaktinizi çalmayayım. Geçelim dersimize. Evet yarım açık formüllerimize bir bakalım arkadaşlarım. Şimdi sinüs 2A. Sinüs 2A aslında bu yarım açık formülleri tamamı sinüs, kosinüs ve tanjant toplam formüllerinden geliyor arkadaşlarım. Sinüs 2A. Bak ben bunu şöyle yazarsam eğer. Sinüs hatta gösterelim. Sinüs A artı A. Yani toplam formülü değil mi bu? Ha, toplam formülünden ben bunu açabilirim yani. Peki şu kalemi incelterim biraz. Eşittir. Nedir bu? Sina çarpı kosa artı sina çarpı kosadır. Yani ikisi de A ise açıların. O halde yazmamız gereken bu. E burada da ne var? İki tane sina çarpı kosa var. E bu da bana sinüs yarım açı formülünü veriyor. Yani neymiş? 2 çarpı sinüs A çarpı kosinüs A'ymış gençler. Sinüs yarım açı formülü. Kosinüs yarım açı formülüne bakacak olursak. Kosinüs A artı A diyeceğim buna da. Bu da kosinüsler birbirinden ayrılmıyordu hatırla. Kos A çarpı kos A eksi sin A çarpı sin A. Biliyorsun kosinüsün toplamında aradaki işaret eksiydi. Dolayısıyla burası kos kare A burası sin kare A olduğu için kos kare A eksi sin kare A yazarım ben. Şimdi kos kare A gördüğüm yere 1 eksi sin kare A yazarsam eğer burası 1 eksi 2 sin kare A yapacaktır. Sin kare a gördüğüm yere 1 eksi kos kare a yazarsam 2 kos kare a eksi 1 de gelecektir. Yani burada kosinüs e, yarım açı formülü için şunu uygulayabilirsiniz. Bunu uygulayabilirsiniz ve bunu uygulayabilirsiniz. Tabi bunların hepsinin bir yeri var. Bunu ilerleyen e, konu anlatım kısımlarında da göstereceğiz. Ne zaman neyi kullanman gerekiyorsa onu anlatacağız. Tamam. Bir de tanjant yarım açı formülü için tanjant toplam formülüne bakalım. Eğer burası tanjant A artı A olmuş olsaydı bu tan A artı tan A bölü 1 eksi tan A çarpı tan A olacaktı. Bunu da biraz düzenlersek matematiksel olarak şu üst taraf nedir mesela? 2 tane tanjant A'dır değil mi? Alt tarafta 1 eksi tan kare A'dır diyeceğiz. Böylelikle tanjant yarım açı formülü de ortaya çıkmış olacak. Soruların içerisinde bunları takılmadan kullanabilmek adına hani Sonuç olarak şöyle düşünebiliriz yani. Ya ben toplam formüllerini biliyorum ya. E ee işte yarım açı formüllerini oradan çıkarabilirim. Ezberlemeye lüzum yok. Ya kardeşim tamam ezberle de demiyoruz. Ezberci sisteme karşıyız ama. Ee, bunlarla alakalı bol miktarda soru çözersen. O zaman zaten istemsiz ezberlemiş oluyorsun. İşte bol miktarda soru çözüyorum ben sana. Tamam mı? Taktik bu. Şimdi birinci örneğimize bir bakalım. Diyor ki aşağıdaki açıların trigonometrik değerlerini yarım açı formülü yardımıyla. Bul demiş bize sin kare 15 mesela. Şimdi yarım açı formülü yardımıyla ben bunu nasıl bulacağım? Şöyle yapacağım. Sin kare 15'i nasıl bulabiliriz? Şimdi öncelikle ben e, ise diyelim ya da ise demeyelim orada kalsın. 2 sin kare 15 eksi 1 dediğimiz şey aslına bakarsan hatta şöyle diyelim yanlış oldu. 1 eksi 2 sin kare 15. Şimdi sin kare 15 yani sinüsün karesini kullanabileceğim bir formül düşündüm. O da bu. Değil mi? Bunu kullanırsam sinüsün karesiyle alakalı bir şey de kullanmış olurum. Bu nedir? Kosinüs 30 mudur? 15'in 2 katı. Şimdi kos 30 dediğim şey kök 3 bölü 2'yi unutma. Demek ki birden ben iki tane sin kare 15'i çıkarınca kök 3 bölü 2 geliyor. Biri karşıya gönderirsem eksi 2 çarpı sin kare 15 eşittir kök 3 bölü 2'den 1 çıkaracağım. Yani kök 3 eksi 2 bölü 2 gelir. Her iki tarafı da 2'ye bölersem eksi 2'ye hatta şurası 4 olur. Şurası 4 olur hatta eksi 4 olur diyeceğim. Eksiyle yukarı taşırsak daha ölçülü görünür, nizami görünür. Sin kare 15, 2 eksi kök 3 bölü 4'ün ta kendisidir deriz. Demek ki bizim bu sin kare 15'imiz neymiş? 2 eksi kök 3 bölü 4'ün ta kendisiymiş diyebiliriz. Mesela kos 22,5 var. Bunu evet. nasıl bulurum? Buna da şöyle diyelim. 2 cos kare 22.5 eksi 1 eşittir. Biliyorsun ki cos 45'te şimdi cos 45'te kök 2 bölü 2'dir. Hangi formülü kullandık? Bak şunu. Tamam. Burada da bunu kullanırsam hocam ne gelir? 2 cos kare 22.5 22.5'un 2 katı 45 olduğu için bunu kullandım. Cos 45 kök 2 bölü 2 idi. 1'i karşıya atarsam artı 1 olarak geçer ve kök 2 artı 2 bölü 2 gelir. E şimdi ben her iki tarafı 2'ye bölecek olursam bu da bana cos kare 22 buçu kök 2 artı 2 bölü 4 olarak verir. E şimdi bana cos 22 buçuk lazım. Cos kare değil. O zaman kare kökünü almak gerekiyor. Demek ki bizim aradığımız ifade bunun ben kare kökünü alırsam şudur. Kare kök içerisinde 2 artı kök 2 bölü 4'ün kare kökü 2'dir. Cevap da budur diyebiliriz. Evet artık ikinci örneğimize hazırız kosinüs x'i vermiş. cos 2x'in değeri soruluyor. Şimdi kosinüs 2x'in değerini ben kosinüs x cinsinden nasıl yazabilirim? Bu 2 çarpı cos kare x eksi 1'in ta kendisidir. Şimdi ben 2 çarpı cos x'in karesi. Cos x 1 bölü 3'tü. Bunun karesi 1 bölü 9 yapar. Bundan da 1 çıkar demiş. Yani 2 bölü 9'dan 1'i çıkar demiş. O halde eksi 7 bölü 9 bize cevabı verir. Doğru cevap budur deriz. Örnek 3 tanjant x'i vermiş. Tan 2x'in değeri soruluyor. E şimdi tanjant 2x'i ben nasıl yazıyordum? 2 tane tanjant x bölü 1 eksi tan kare x diyordum değil mi? Aynen bu şekilde. E eşittir tanjant x 2'ymiş zaten. Bak burada vermiş. Madem öyle şurada ve şurada tan x gördüğüm yere 2 yazarım. 2 kere 2 4 yapar. Birden de 4'ü çıkardık. Bu da bize eksi 4 bölü 3'ün ta kendisini verir. Cevabımız buymuş deriz. Geçtim bir diğer kısma. Sağ üst taraftayız. Bir dikkat var. Diyor ki sinüs ve kosinüs ifadelerinin çarpımı olan sorularda sina çarpı sin a çarpı kos a'yı sin 2 a bölü 2 olarak almayı unutmayın diyoruz. Niye? Çünkü 2'yi zaten karşıya attığım takdirde 2 sin a kos a bize neyi veriyor? Sinüs 2A'yı veriyordu değil mi? Sinüs yarım açı formülüydü. Dolayısıyla buna dikkat edeceksin demiş. Eğer burada 2 yoksa sen bileceksin ki o 2 karşı tarafın bölüm kısmındadır. Mesela sin 50 çarpı cos 50 nedir? E hocam sin 100 bölü 2'dir. İşte başka bir şey değildir. E bir de bunu kosinüs 10'a böleceğiz. E şimdi sin 100 demek aslında sinüs 90 artı 10'dur. Bölü 2 bölüs e, kosinüs 10 dedim. Şimdi üst taraf isim değiştirecek 90'a eklediğimiz için ve ikinci bölgede sinüs pozitif olduğundan kosinüs e, 10'un ta kendisine eşit olacak. Yani kos 10 bölü 2 çarpı kos 10 diyebilirim. Şunu da ters çevirip 2'nin yanına gönderirsem kos 10'lar gider. Doğru cevap da 1 bölü 2'nin ta kendisi olur. Cevap buydu diyebiliriz. Beşinci örneğimize birlikte bakalım. Kos 10, kos 20, kos 40. Şimdi ne yapacağız bu tarz sorularda? Bak klişedir bunlar. Şöyle yapacaksın. Sen bu ifadeyi sinüs 10 ile çarpacaksın. Sonra bir de bulduğun cevabı sin 10'a bölecek. Ki böylelikle ifade değişmemiş olacak. Sin 10'la çarpımı sin 20 bölü 2'dir. Geriye ne kaldı? kosinüs 20 çarpı kosinüs 40 kaldı. Bir de alt kısımda unutma ki sin 10 var. Şu şekilde. E şimdi sin 20 ile kos 20'nin çarpımı ne? Bu da sin 40 bölü 2'dir. E bölü 2'siyle beraber bölü 4 yapar. Yani sin 40 bölü 4. Çarpı cos 40 bölü sinüs 10 geldi. E sin 40 ile cos 40'ın çarpımı da bana sin 80 bölü 2'yi verecek. Dolayısıyla sin 80 bölü 8 diyeceğim. Bir de bölü neyimiz var? Sinüs 10'umuz var. Şimdi şöyle ki e, gençler. Şuradaki sin 80 dediğimiz ifade biliyorsun ki kosinüs 10'dur. Bunu da ters çevirip çarparsam. Kosinüs 10 bölü 8 çarpı sinüs 10'u verir bana. Kosonu sin 10'a bölersem bulurum. Dolayısıyla kotanjant 10 bölü 8 bana cevabı verir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Devam 6. örnek. Sin x'den çıkınca 2 bölü 5 kaldı demiş. Sinüs 2 x'i bul bana demiştim. Sin 2 x, 2 x neydi? 2 sin x değil mi? Şimdi bizden açıkçası bu isteniyor öncelikle. Ben e, bu sinüsle kosinüsün farkı verilmiş çarpımlarını nasıl bulurum? Tabii ki her iki tarafın karesini alırsam benim elime bir sinle kosun çarpımı gelecek iddia ki. da karesini alırsam sin kare x artı kos kare x birinci ile ikincinin kareleri toplamı eksi 2 çarpı sin x çarpı kos x'i elde ederiz. Karşı tarafın karesi de 4 bölü 25 yapar biliyorsun. Şimdi sin kare x ile kos kare x'in toplamı da 1. Bunu bu tarafa bunu bu tarafa postalarsak 1-4 bölü 25 eşittir 2 çarpı sin x çarpı cos x elde edilir. Ki zaten benden bu isteniyordu farkındaysan. E ben de zaten şu an bunu elde etmiş oldum. Yani geriye yapmam gereken tek şey 1'den 4 bölü 25'i çıkarmak. E ben 1'den 4 bölü 25'i çıkarırsam eğer ne kalır biliyor musun? Biliyorsun 21 bölü 25 kalır doğru cevabımız da budur diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Evet ilk sayfamızı böylelikle bitirmiş olduk. Şöyle uzaktan da bakalım. Umarım senin de sayfan bu şekilde dolu doludur. Örnek 7'ye bakıyoruz. Bugün 6 sayfa çalışacaktık. E, i̇lk sayfasını bitirdik. Örnek 7'de tanjant 3x ile kotanjant 3x'in toplamı verilmiş. Sinüs 6x'in değeri soruluyor. Öncelikle tanx ile kotx'in toplamı. Bak şimdi tan x artı kotx. Şimdi bunun toplamı bize neyi veriyordu? Daha önce çalışmıştık. S bölü c ile c bölü s'nin toplamıdır biliyorsun. Burayı S ile burayı C ile genişletirsem üst taraf sin kare artı kos kareden 1 olur. Alt tarafta SC oluyordu. Yani ben bunları toplarsam aslında bir bölü sin kare 3x çarpı sin kare değil özür dilerim. Sinüs 3x çarpı kosinüs 3x'i elde edeceğim değil mi? Bak şimdi iyi dinle. Ben bundan bunu topladım 3 gelmiş. 3 gelecekmiş öyle vermiş soruda. Şimdi sin x ile kos x'in yani sin de cos'un çarpımı bana Sinüs yarım açı formülünü vereceği için burası sinüs 6x bölü 2'dir. Bu 2'yi ters çevirip buraya atarsam aslında 2 bölü sinüs 6x eşittir neymiş? 3. Şimdi ben burada sinüs 6x ile 3'ü yer değiştirebilirim ee, çarpmanın ve bölmenin kuralı gereği. Bununla bunu yer değiştirirsek arkadaşlar ne gelir? 2 bölü 3 eşittir sinüs 6x gelir. Benden ne istenmişti zaten? Sinüs 6x isteniyordu. Demek ki cevabımız 2 bölü 3'ün ta kendisi olacakmış. 8. örneğimiz sinüs 12'yi vermiş A diye. Kosinüs 24'ün A türünden eşit sorulmuş. Şimdi ben bu kosinüs 24'ü şöyle yazabilirim sinüslü. 1 eksi 2 çarpı sin kare 12 biçimde yazabilirim. Bizden bu isteniyor. Ben sinüs 12'nin A olduğunu biliyorum. E doğal olarak da 1 eksi 2 çarpı sinüs 12'nin karesi yani A'nın karesi. Demek ki cevabımız 1 eksi 2 A kare olacakmış. Doğru cevap buydu gençler. Devam ediyorum 9. sorumla. Sinüs 20'ye A demiş. Ve diyor ki sinüs 55'in A türünden eşiti kaçtır? Şimdi sinüs 55'i e, kullanaraktan neler yapılabilir? Buna bir bakalım. Öncelikle sevgili arkadaşlar şöyle bir şey diyebiliriz. Sinüs e, 20 ve sinüs 55 arasında nasıl bir bağıntı var? Bak sinüs 55 aslında sinüs 55 aslında kosinüs 35'tir sinüs 20 de aslında kosinüs 70'tir. Birbirini 90'a tamamladıkları için. Kosinüs 70'i de şimdi 35 ile 70 arasında biliyorsun 2 kat bir bağıntı var. Kosinüs 70 uğraşırsam biraz. Kos 70 aslında 2 çarpı kos kare 35 eksi 1'in ta kendisidir. Şimdi ben kos 70'in a olduğunu biliyorum. A eşittir 2 çarpı kos kare 35 eksi 1 dedim. Burada cos 35'i yalnız bırakacağım. Eksi 1'i sol tarafa atarsam a artı 1. Bir de 2'ye bölelim. 2 eşittir cos kare 35 gelir. Her iki tarafın kare kökünü alırsan a artı 1 bölü 2'nin kare kökü eşittir. Kosinüs 35 yapacaktır ki kendisi zaten sinüs 55'e eşitti. Demek ki gençler cevabımız kök içinde a artı 1 bölü 2 olacakmış diyebiliriz. Evet 10. örneğimize de bakalım. Senle birlikte hazırsan. X'de araç olduğu verilmiş. Tanjant x 1 bölü 2 imiş. Buna göre kotanjant x bölü 2'nin değeri bize soruluyor. Şimdi ben e, tanjant x bölü 2'yi bulabilirim. Tanjant x bölü 2'yi bulduktan sonra e, ne yaparım? Hocam ters çevirirsem kotanjant x bölü 2'yi elde ederim. Burada da farklı bir taktikle çözelim hadi soruyu. Şöyle diyelim. Benim elimde şöyle bir dik üçgen olduğunu düşünelim. Tamam. E, böyle bir dik üçgen var. Hatta bunu birazcık şöyle döndürelim. Böyle bir dik üçgenim olsun benim. Bu dik üçgende şuraya ben x demek istiyorum. Dik üçgense şurası diktir zaten. Şimdi tanjant x, x 1 bölü 2 imiş ya. Yani burası 1 burası 2 imiş değil mi? O zaman şurası ne olur? Hocam tabii ki kök 5 olur. Şimdi sen bunu şöyle tutuyorsun çekiyorsun. Bunu da buradan şöyle çekiyorsun tamam mı? Artık burası senin e, kafandan uydurduğun bir açı. Ve diyeceksin ki burası x bölü 2 olsun. Bak sen diyorsun bunu olsun. Ben de şunu iddia ederim. Şunla şu birbirine eşittir. Niye? E çünkü hocam... Burası x bölü 2 oluyorsa... Şurası da x bölü 2 olmak zorunda. Sebep çünkü 2 iç bir dış. Bak x bölü 2 ile x bölü 2'nin toplamı... Kendisine komşu olmayan köşenin... Yani buradaki, şuradaki açının... Dış açısına eşittir. Yani x'e eşittir. E tamam güzel. E Burası kök 5'te demek ki burası da kök 5. Şimdi... Ben tanjant x bölü 2 yerine artık kotanjant x bölü 2'yi de kendi kendime hesaplayabilirim. Kotanjant x bölü 2 için x bölü 2 derecelik açının komşu dik kenarını karşı dik kenarına oranlayacağım. Yani şunu şuna oranlarsam cevabı bulurum. O halde cevap neymiş? Kök 5 artı 2 bölü 1 yani kök 5 artı 2'nin ta kendisiymiş cevabımız. Evet böylelikle 10. sorumuzu da çözmüş olduk. Bir notumuz var notla devam edelim. Özellikle sadeleşme sorularında bir sayısının yanında kos varsa ilk amaç bir sayısını yok etmek olmalıdır. Bunun için kosun yarım açı formülleri kullanılır. Evet gerçekten de kosinüsün yanında genel itibariyle çünkü sorular hep bu tarz sorudur. Kosinüsün yanında bir varsa amacımız o biri yok etmektir. Farklı bir amaç içerisinde girmeyeceğiz soruların içerisinde. Mesela buraya bakalım. Burada artı bir var. Ben bu artı biri nasıl yok ederim? Tabii ki de şuradaki kosinüsün eksi 1 içeren yarım açı formülüyle. Yani 1 bak 1 artı 2 cos kare x eksi 1 dersem ki şurası kosinüs 2x'tir. Kosinüs 2x'tir biliyorsun burası. Ee, böylelikle artı 1 ve eksi 1 bir birbirini götürür. Alt tarafta ne kaldı? Sinüs 2x. Ben onu da 2 çarpı sin x çarpı cos x biçiminde ifade ederim. Bak şimdi üst tarafta 2 çarpı cos x çarpı cos x var. Cos kare x aslında. Bölü alt tarafta da 2 çarpı sin x çarpı kosinüs x'imiz var. Böylelikle ikilerin gittiğini görüyorsun, kosinüslerin gittiğini görüyorsun. Geriye sadece ne kaldı? Cos x bölü sin x kalmış oldu ki bu da bana zaten neyi veriyor? Kotanjant x'i vermiş oluyor. Şöyle yapalım. Kotanjant x diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Buradaki cevaba. Örnek 11'i de çözdüm geçtim 12'ye. Şimdi 1 artı kosinüs 2x demiş. Buraya dikkat etmemiz lazım. Ne yapmamız gerekiyordu? Buradaki 1'den kurtulacağız. 1'in kosinüsün e, yanında 1 var çünkü. Üstteki gibi kurtulacağım. 1 artı 2 kos kare x eksi 1 dedim. Bunun kare kökünü aldım şimdi. Daha sonrasında alt kısımda da sinüs 2x var. Yani 2 çarpı sin x çarpı kos x'imiz var. Ve bu da neymiş? 1. Şimdi demek ki alt taraf yani pay kısmı payda kısmına eşit. Şu eksi 1 ile artı 1'i bir yok edelim. Bunu da kök dışına çıkarmaya gayret gösterirsem kök 2 çarpı kosinüs x yapacaktır. Sıfırla pi bölü 2 aralığında olduğu için zaten pozitiftir. Mutlak değer içerisinde çıkarmama lüzum yok dedim. Bölü alt kısımda ne var? 2 çarpı sin x çarpı kos e x var hocam. E bu da 1'miş hocam. Tamam çok güzel. Bak şimdi iyi dinle. Şuradaki kosinüs x de buradaki kosinüs x'i götüreceğiz. Tamam götürdükten sonra da ee, şu 2'yi bu tarafa bunu da buraya şöyle atacağım. Şimdi 1 bölü sinüs x kaldı burada değil mi? Eşittir neymiş? 2 bölü kök 2 mi? E ben bunları ters çevirirsem sinüs x kök 2 bölü 2 olur be kardeşim. Peki sinüs hangi değer için kök 2 bölü 2 oluyor? Tabii ki 45 derece için. Yani burada x kaç dereceymiş? 45 derece. Benden ne isteniyor? Kotanjant x. Peki kotanjant 45 derece sorulmuş bana. Bu nedir? Tabii ki 1'dir. O halde doğru cevabımız da 1 olacaktı diyebiliriz. Geçtim 13'e. 3 eksi 6 sin kare 75 demiş şimdi. Ne yaparız? Ne yaparız? Bir düşünelim. Hocam önce ben bunu hemen 3 parantezine alırım. 3 parantezinde 1 eksi 2 çarpı sin kare 75 olur. Tamam mı? Alt tarafta da sin 15 ile kos 15'in çarpımı var ya yapıştır. Sinüs 30 bölü 2'dir hocam bu yarım açı formülünden. Şu 2'yi aldım. Şu 3'ün yanına attım. Burası artık 6 olsun dedim. Tamam mı? İzninle. Bir de gençler şuradaki 1 eksi 2 sin kare 75 var ya. Bu artık sinüsün, kosinüsün e, yarım açı formülüdür. Ve nedir? Kosinüs 150'dir derim. Şimdi üst taraf kos 150. Çarpı yanında 6'sı var. Bölü bir de alt kısımda sinüs 30 var. Kosinüs 150'yi ben 6 çarpı. Bak şöyle yazacağım. Kosinüs 180 eksi 30 diye yazacağım. Tamam mı? Kosinüs ikinci bölgede negatif biliyorsun. Negatif olduğu için de burası bana eksi kos 30'u verecek. Yani 6 çarpı eksi kosinüs 30 bölü sinüs 30 dedim. Şu eksiyi aldım şunun kafasına attım altının. Kos 30 bölü sin 30 kot 30'dur. Eksi 6 çarpı kotanjant 30. Şimdi kotanjant 30 nedir? Aslına bakarsan tan 60'tır yani köküçtür. O halde eksi 6 köküçte bize cevabın ta kendisini verir. Doğru cevabımız bu olacaktı diyebiliriz. Evet gençler artık e, bunun da sonuna geldik. Bu sayfanın da sonuna geldik. Şöyle uzaktan bakıyorsunuz sayfana. E, arkalı önlü iki sayfayı halletmiş olduk ve böylelikle artık bir diğer sayfaya geçmeye de hak kazandık diyelim. E, bir sonraki sayfa 14. sorumuzdan devam edelim. E şimdi cos x eksi sinüs 2x var mesela burada. Alt tarafta da eksi 1 artı sin x artı cos 2x var. Neler yapılabilir? Ee, öncelikle şuradaki sinüs 2x gördüğüm yere ben sinüsün yarım açı formülünü uygulayıp şunu yazabilirim. Cos x eksi 2 sin x çarpı cos x yazabilirim. Alt kısımda da eksi 1 var. Bak eksi 1 var. Bir de kosinüs var. Şimdi kosinüs de eksi 1 yan, yan olmasına gerek yok. Sonuçta aynı işlemin içerisinde var. E bu eksi 1'i yok edelim o zaman. Nasıl yok edebilirim? E, kosinüs 2x bak şöyle eksi 1 yazdım. Artı sinüs x'i yazdım buraya. Şimdi kosinüs 2x dediğim şey aslında bakarsan 1 eksi 2 sin kare x'tir. Bunu da yazarsam amaç ne? Eksi 1 ile buradaki artı 1 bir, birbirini götürsün. Şimdi üst tarafta da cos x ve cos x ortak çarpan parantezine tabii ki alabilirim. Cosinus x ortak çarpan parantezinde 1 eksi 2 çarpı sinüs x kalacak burada. Yani alt kısma bakalım seninle birlikte. Burada da sinüs x ortak para çarpan parantezini alırsam. Sinüs x ortak çarpan parantezinde 1 eksi 2 sinüs x kalacak. Çok güzel. E şimdi ben burada bunların çarpım durumunda olduklarını bildiğim için şunları cart cart ve cart götürebilirim. E ne kaldı? Cos bölü sin kaldı. Cos bölü sin de kotanjant x'in ta kendisidir. O halde cevabımız da kot x'dir diyebiliriz. Geçtim 15'e. Şimdi cos 48 bölü sin 16 artı sin 48 bölü kosinüs 16 demiş bize. Ben burayı e, kosinüs 16 ile burayı da sinüs 16 ile genişletmek istiyorum. E niye? Paydalar eşit olsun ki toplaması kolay olsun değil mi? Şimdi üst tarafa bakıyoruz. Kosinüs 16 çarpı kosinüs 48 artı sin 48 çarpı sinüs 16 var. Ve daha sonrasında bölü altta ne var? Sin 16 çarpı kos 16. Sinüs 16 çarpı 16 mevcut şimdi üst tarafta arada artı var ve kos kos sinsin -sin var kosinüs fark formülüdür kosinüs 48 -16 yazabilirim hocam kosinüs 16 artı 48'de yazabilirdik ona ne oldu diye soracak olursan da kosinüs çift fonksiyondur İster 16 48 ister 48 -16 yaz aynı cevabı bulacaksın ben 48 -16 yazdım bölü alt kısımda da sinüs 32/2 diyebilirim ben Sinüs yarım açı formülünden bu kısma. Üst tarafa bakıyorsun. Cos 32 var. Alt tarafta da sinüs 32 var. Bir de bölü 2'miz var. Bu bölü 2'yi şuraya atarsam. Şuradan kaldırdım. Ve şuranın da cos 32 bölü sin 32'nin de kotanjant 32 olduğunu biliyoruz. O halde e, bu ifadenin eşiti tabii ki de eşittir dedim. 2 çarpı kotanjant 32 olacak. En sade hali sorulmuştu. Bence artık gayet sade. 2 çarpı. Kotanjant 32 dediğimiz değer bu ifadeyi eşitmiş. 16. örnek cos 5x'i cos x'e ve sin 5x'i sin x'e bölmüş. Şimdi ben tabii ki burayı sin x'de burayı cos x'de genişleteceğim bir güzel. Ee, ne kalır? Sin x çarpı cos 5x olur yukarısı. Eksi burası da cos x çarpı e, sinüs 5x olacak. Alt kısımda ne var gençler? Alt kısımda da sin x çarpı cos x mevcut. Şimdi üst tarafa bakalım sincos sincos biçiminde arada eksi var demek ki fark formülü e, sinüs x eksi 5x diye ben burayı yazdım. Alt kısımda da sinüs 2x bölü 2 diyebilirim buraya çünkü sinüs yarım açı formülü uyguladım. Daha sonrasında e, x'ten 5x'i çıkarırsak eksi 4x kalır sinüs tek fonksiyon olduğu için eksi sinüs 4x yazacağım buraya. E, çarpı şu 2'yi de üst tarafa atacak olursak eksi 2 çarpı diyelim eksi 2 çarpı sinüs 4x bölü alt kısımda sinüs 2x var. Şimdi tabii sin 4x de sinüs 2x birbirinin iki katı olduğu için ben üst tarafı eksi 2 çarpı 2 sinüs 2x çarpı kosinüs 2x biçimde yazarım yarım açı formülünden. Bölü alt kısımda bir de sinüs 2x'imiz var. Şununla da şunu götürecek olursam eksi 4 çarpı kosinüs 2x bize cevabı verir deriz. Doğru cevap da e eşit olarak karşımıza çıkar zaten. Geçtim 17. örneğime. Sin 3x bölü sin alfa eksi cos 3x bölü cos alfa 2 olduğuna göre alfanın 2 türünden eşit bizden istenmiş. Öncelikle ben burayı kosinüs alfa ile burayı sinüs alfa ile genişletmek isterim. Ee, üst taraf sinüs 3x çarpı kosinüs alfa eksi kosinüs 3x çarpı sinüs alfa yapar. Alt kısımda da sin alfa çarpı cos alfa var. Biz onu sinüs 2 alfa bölü 2 olduğunu zaten biliyoruz. Eşittir 2. Şimdi şuradaki 1 bölü 2 var ya o 1 bölü 2 ile şuradaki 2'yi çarparsan 1 gelir. Üst tarafta sin kos kos sin biçiminde arada da eksi var sinüs fark formülüdür. Yani sinüs 3x eksi alfa eşittir dedim. Bir de bölü sinüs 2 alfası var. Bu da kaçmış arkadaşlar? 1'miş. Şuradaki 1 bölü 2'yi 2 ile çarptım. Karşıya attım. Şimdi bunlar birbirine demek ki eşitmiş ki oranlanınca 1 gelmiş. Demek ki 3x 8 alfa 2 alfaya eşit. O halde pardon 2 e, alfaya eşit aynen. 3x eşittir 3 alfa derim. E, x de buradan kaç gelir? Alfa gelir. E, bizden alfanın x türünden eşit isteniyordu. Alfa x'e eşitmiş zaten. O halde doğru cevabımız da tabii ki A şıkkı olur 17. sorumuz için. Ve bir not var karşımızda. Aşağıda verilen ifadeler özellikle zor sorularda sıklıkla kullanılır. E bu nedenle çıkış noktaları iyi bilinmelidir. Mesela 1 artı veya eksi sinüs 2x. Şimdi 1'i sin kare x artı kos kare x biçiminde yazarsın. Arada da mesela artı sinüs 2x var. E bu sinüs 2x'in sen 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x olduğunu zaten iyi biliyorsun. Şimdi dikkat et birincinin karesi birinci ikincinin çarpımının iki katı ve ikincinin karesi oldu. Demek ki bu sin x artı cos x karesi veya aradaki eksi ise eğer sin x eksi cos x karesi olduğunu iyi bileceksin. Tan x artı cot de 2 bölü sinüs 2x. Az önce göstermiştik aslında bunu. Tanjant x ile kotanjant x'in toplamı dediğimiz ifade s bölü c ile c bölü s'nin toplamından bahsediyorum yani. s kare artı c kare bölü sc gelecek. Üst taraf bir sc de Sinüs 2x bölü 2'dir. E, ters çevirip çarptığın takdirde de 2 bölü sinüs 2x gelecek. Yani tan x ile kot x'in çarpımı 2 bölü sinüs 2x. Mesela az önceki soruda tan 3x ile kot 3x'in toplamı o zaman bu nedir? E, bu da 2 bölü e, sinüs 6 xtir diyeceğiz. E, çünkü az önce şurada yaptığımız işlem şuradaki boşluğu dolduracak ve karşımıza da bu gelecek diyebiliriz. 18. örnek. E şimdi bir x açısı varmış. 5 pi bölü 4 ile 3 pi bölü 2 aralığında. Yani nerede oluyor o açı? Şöyle. Şimdi pi'den büyük. 3 pi bölü 2'ye kadar demiş. Yani 3. bölgede olduğu kesin. Bu 5 pi bölü 4 de 3. bölgedeki 45 derecelik açı aslında. Yani şurası. Şöyle. Neredeymiş peki bu açı? İşte şu kırmızı ile gösterdiğim bölgedeymiş. Şimdi Yüksek ihtimal sinüs ve kosinüs karşılaştırması yapacak bize sorumuz. Ben buradaki 1'i sin kare x artı kos kare x biçiminde yazıp yan tarafında da 2 çarpı sin x çarpı kos x var ya yani birincinin karesi, ikincinin karesi, birinciyle ikincinin çarpımının iki katı geldiğini gördük. Aslına bakarsan burası sin x eksi kos x'in parantez karesidir ve kare köküdür diyeceğim. Bu da kare kökte buradaki kare birbirini götürürse mutlak değer içerisinde sin x eksi cos x diye dışarı çıkar. Şimdi dedim ya sin x cos x karşılaştırması yapacak bize soru diye. Şimdi şu karşılaştırmaya şurada bakalım. Mesela varsayalım ki bizim açımız şurada. istenen bölgede. Ee, şu kısım bak şurası sinüs uzunluğu iken şurası kosinüs uzunluğu değil mi? Yani sinüs kosinüsten daha uzun. Uzun ama yani 3. bölgede bunların ikisi de negatif olduğu için aslında Görüntü itibariyle sinüs kosinüsten daha büyük ama negatif oldukları için kosinüs sinüsten büyük olacak. Yani ben burayı nasıl dışarı çıkaracağım? Kosinüs x eksi sinüs x diye dışarı çıkardım. E yanında ne var hocam? 7 bölü 3 var. Çok güzel tamam sıkıntı yok. 7 bölü 3 çarpı kosinüs 2x. Yani kos kare x sin kare x diye de ben bunu açabilirim. Şimdi eşittir sıfır var. Bir taraf sıfır olduğu için artık ben bunu 3 ile genişletip o 7 bölü 3'lü gibi rasyonel ifadelerden falan da kurtulabilirim. Ne yapacağız? 3 ile çarpalım. Hadi bakalım. 3 cos x. 3 parantezinde diyelim. Cos x eksi sinüs x artı 7 parantezinde şu cos kare x eksi, eksi sin kare x'i de şöyle yapalım. Cos x eksi sin x çarpı cos x artı sinüs x diyelim olur mu? Eşittir. Bir de sıfırımız var. Ne güzel. E şimdi dikkat etmen gereken şey burada şu. Cos x eksi sin x de cos x eksi sin x. Bunların parantezini alabiliriz. Alalım hadi. Cosinus yazamadım. Cosinus x eksi sin x parantezinde. Şurada ne kaldı? Sadece 3. Peki burada ne kaldı? Artı 7 çarpı cos x artı sinüs x kaldı. Eşittir 0. E şimdi ben Cos x'ten sin x'i çıkarmışım. Çarpı 3 artı 7 çarpı cos x artı sin x eşittir 0 demişim. Bizden istenen sinüs 2x. Yani bizden istenen aslında çok basit. 2 çarpı sin x çarpı cos x isteniyor. Aslına bakarsan. Şimdi ben burada e, bu bölgede yani 5 pi bölü 4 ile 3 pi bölü 2 aralığında e, kosinüsün sinüse eşit olamayacağını biliyorum. E, demek ki kosinüs sinüse eşit değilse burası sıfırdan farklı. Ben bunu bununla çarpmışım. Sonuçta neye eşit olmuş? Sıfıra. Demek ki burası sıfır. Yani cos x artı sin x çarpı 7 eksi 3 olmalıymış. 7'yi karşıya atarsam eksi 3 bölü 7'ymiş dedim. Tamam. Şimdi güzel kardeşim bak. Ben 2 çarpı sin x çarpı cos x'i nasıl elde ederim? Yani sin x'de cos x'in toplamı biliniyorken karelerini alırım. Sin kare x'de cos kare x'in toplamı 1 zaten artı 2 çarpı sin x cos x. 2 çarpı sin x cos x eşittir. Eksi 3 bölü 7'nin karesi 9 bölü 49 yapar. Biri de karşıya gönderirsek. 2 çarpı sin x çarpı cos x eşittir. 9 bölü 49'dan biri çıkaracağım. O da bana eksi 40 bölü 49'u verecek. Ve bizden zaten 2 çarpı sin x cos x istenmişti. Ben de bunu eksi 40 bölü 49 bulduğuma göre artık sorumuz bitti. Cevabımız buydu diyebiliriz. Ve arkadaşlarım kaçıncı soru? 19. soru. Kosünüs 2x. Alt kısımda da tan x eksi kot x var. Şimdi bu tan x eksi kot x dediğimiz şey c bölü, e, s bölü c eksi c bölü s'dir. Ben burayı s ile burayı c ile genişlettiğim takdirde üst taraf s kare eksi c kare bölü s c olur bak. E üst taraf aslında c kare eksi s kare olsaydı işimize gelirdi. Çünkü kosünüs 2x derdik. Demek ki eksi kosünüs 2x diyeceğiz. E alt tarafta da sinüs 2x bölü 2'miz var. Kosinüs 2 xi sinüs 2x'e bölersek bir kere kotanjant 2x gelir. Ters çevirip çarptığında da eksi 2 tane kotanjant 2x'imiz olacaktır. Şimdi şurası eksi 2 tane kotanjant 2x'e eksi kosinüs 2x bölü sinüs 2x olarak yazdım. Niye tekrardan bunu tercih ettim? Şunu tercih ettim. Çünkü tabi bir de eksi 2'miz var onu da unutmayalım. Çünkü burada kosinüs 2x var. O yüzden tekrardan onu tercih ettim. Burada bunlar giderse bunu da ters çevirip çarparsak aslında burası sinüs 2x bölü eksi 2'dir. Şöyle yapalım. Eksi 2'dir diyelim. Artı şu tarafa bak. Sin x'de x ile cos x'in e, toplamının karesi. Yani 1 artı sinüs 2x'di biliyorsun. Ve bölü 2 var. 1 artı sinüs 2x bölü 2'miz var. Şimdi şöyle diyelim. Şu kısma baktığın zaman eksi sinüs 2x bölü 2. Artı 1 bölü 2 artı sinüs 2x bölü 2. Bak şunu 1 bölü 2 artı sinüs 2x bölü 2 diye parçaladım. Ee, bu şekilde yazdım. Şunlar birbirini götürdü. Zaten elimizde sadece ne kaldı? 1 bölü 2 o zaman. Bu da cevaptır. Evet gençler 19. örneğimizde bitirdik. Şu an ilk 3 sayfanın e, çözümünü ve konu anlatımını yaptık arkadaşlar. Sayfalarımız bu şekilde dolu dolu görünüyor. Senin de sayfaların inşallah böyledir. Ve devam edelim 20. örneğimizde. x açısı 0 ile pi bölü 2 aralığında yani birinci bölgede. Kosinüs 2x bölü 1 artı sinüs 2x'in kare kökü demiş. Bir kere burası sin x artı kos x'in karesi demiştik. Sin x artı kos x'in karesinin kare kökü ne yapar? Hocam mutlak değer içerisinde sin x artı kos x diye çıkar. E bu da birinci bölgede olduklarından ikisi de pozitiftir. O zaman direkt alt taraf sinüs x artı kosinüs x'tir. Şimdi üst tarafa bakıyorum. Cos kare x eksi x, sin kare x. Kosinüs 2x değil mi? Şu. Bölü. Hatta bölü demeden. Ya neyse onu da yazalım. Sin x artı cos x olduğunu. Şimdi üst tarafta iki kare farkı yardımıyla. Cos x artı sin x. Bölü. Cos x eksi sin x yazabiliriz. Bölü. Alt kısımda ne var? Sin x artı kosinüs x var. Şununla şu gitsin. E bununla bu giderse elimize sadece cos x eksi sin x kalıyor. E hocam kosinüs x eksi sinüs x de neymiş? Demek ki 1 bölü kök 3'müş. Her iki tarafın karesini almanı rica edeceğim. Kos kare eksi sin kare eksi'nin toplamı 1'di. Eksi 2 çarpı sin x kos x. Eşittir 1 bölü 3. Şimdi bunu bu tarafa bunu bu tarafa atarsan 2 bölü 3 eşittir. 2 tane sin x cos x yapar. Bu 2 tane sin x x de biliyorsun ki sinüs 2 x'in ta kendisiydi. Bu da neymiş? 2 bölü 3. E bizden zaten bu istenmişti. Cevap 2 bölü 3 olacaktı diyebiliriz. Devam edelim 21 ile. Şimdi biraz şekilli örnekler falan çözeceğiz tamam mı? Ama bunlar seni korkutmasın. Ee, çünkü ciddi anlamda güzel örnekler. Bak burada da bir tane soruyu beğendiğim için çözmüşüm. Orada kalmış öyle. Evet devam. Şimdi kaçtayız? 21'deyiz. Aşağıda CD doğrusu x eksenine paralel doğru parçası x eksenine paralel olacak şekilde o merkezi birim çemberin içine ABCDE düzgün beşgeni çizilmiş. Şurası Şuraya paralelmiş arkadaşlar. Buna göre E noktasının koordinatlar çarpımı hangisidir diye sormuş. Yani şurası. Şimdi ben bunu şöyle tutup çekersem. Şöyle E noktasına tamam mı? Şurasının 1 olduğunu biliyorum. Burası da 1'di zaten. Tamam mı? E, tabii ben bunların her birini şu şekilde çektiğim takdirde toplamda 5 tane çekerim yani. 365'e böldüğüm takdirde bak 360'ı 5'e böldüğüm takdirde 72 gelir demek ki şurası kaçmış 72 güzel e bura 72 ise hocam şura 18'dir doğru mu ve doğru e o noktasının koordinatları çarpılmış e noktasının apsisi kosinüs 18'dir e, ordinatı da sinüs 18'dir e, bunların çarpımı sormuş sinüs 36 bölü 2'nin ta kendisidir sen bunu gayet iyi biliyorsun doğru cevap da c seçeneği olur. Evet devam edelim 22 ile. Sekantı bize 4 bölü kök 3 vermiş. Sekant neydi? 1 bölü kosinüs. Ters çevirirsem kosinüs x de kök 3 bölü 4 olacaktır. Doğru mu? Doğru. Şimdi bu ifadelerden hangileri rasyonel sayı belirtir demiş. Şu nedir arkadaşlar? Kosinüs 2x. Aslına bakarsan 2 kos kare x eksi 1'dir. ben kosinüs x'in kök 3 bölü 4 olduğunu biliyorum. 2 çarpı kök 3 bölü 4'ün karesi 3 bölü 16 eksi 1. Bu bize rasyonel bir sayı verir elemandır Q diyebiliriz. Sinüs 2x 2 çarpı sin x çarpı cos x'tir aslına bakarsan. Şimdi ben kosinüs x'in yani şurası eğer e, dikse burası da x tamam mı? Kosinüs x'in kök 3 bölü 4 olduğunu biliyorum. E burası kök 3 burası 4 demek ki hocam burası kök 7'dir. Başkası değildir. Değil mi? Bakayım kök 7 mi oluyor? 16'dan 3 çıktı yok kök 13'tür özür dilerim. Burası kök 13 şimdi sinüs x ne? Kök 13 bölü 4. Yazalım. 2 çarpı kök 13 bölü 4 çarpı kök 3 bölü 4. E ben bunu çarparsam kök 30 bölü kök 39 bölü 16 gelir. 2 ile de sadeleştirirsem kök 39 bölü 8 gelir. Kök 39 rasyonel değildir. Bu irrasyonel bir sayıdır. Dolayısıyla rasyonel falan olamaz. 2 gitti. Tanjant 2x demiş. Şimdi tanjant x ne? Kök 13 bölü 13 mü? Tanjant x Kök 13 bölü kök 3. Şimdi tanjant 2x'i kontrol edelim. Tanjant 2x neydi? 2 tane tanjant 2x bölü 1 eksi tan kare x'ti. Değil mi? Ben bunu 2 ile çarparsam irrasyoneller öylece kalır. Alt tarafta istediği kadar karesi olsun. Yani 1'den 13 bölü 3'ü çıkardığım takdirde eksi 10 bölü 3 gelecek. Buradaki irrasyoneller olduğu gibi kalacak. Dolayısıyla bu da bize bir rasyonel sayı belirtmez. Cevabımız yalnız 1 olacakmış. Doğru cevap A seçeneğiydi gençler. Ve devam edelim 23 ile. Kenar uzunlukları, yukarıda kenar uzunlukları verilen ikiz kenar üçgenlerden 4 tanesi e, düz bir aşağıdaki gibi yerleştirilmiş arkadaşlar. Buna göre üçgenler arasında kalan x açısı için kosinüs x değeri acaba nedir diye soruluyor. Şimdi ben şunların kök altı olduklarını biliyorum. Şurası kök altı, burası kök altı, buranın tamamı dörttü biliyorsun. E şurası da kök altıydı, burası da kök altıydı, burası da dörttü. E yine aynı şekilde burası kök altı, burası kök altı, burası kök altı, burası kök altı, burası da dörttü pekala. Şimdi e, bu durumda neler yapılabilir? Bu durumda bizim elimize ne geçer, bunu bir düşünelim. E, bunun x için kosinüs x değeri bize sorulmuştur. Lütfen unutmayalım. Ee, öncelikle arkadaşlar şöyle diyelim ben kosinüs ikisi hesaplayabilirim kosinüs x'i hesaplayabilirim ama e, hani iki tane kenarı biliyoruz bak Şurayı biliyoruz burayı biliyoruz e, şurası x'ti zaten eğer şu ikisi arasındaki e, mesafeyi ben hesaplayabilirsem kosinüs teoreminden Tabii ki bu gelebilir Tamam bunda bir sıkıntı yok e, Peki bunu nasıl düşünelim nasıl yapalım bunu kontrol edeceğiz şimdi yani ben burayı hesaplayabilir miyim? kırmızı böl Kırmızıyla çizdiğim doğruyu hesaplayabilir miyim diye düşünelim. E, hesaplanabilir mi? Hesaplanabilir. Şöyle yapalım. Şimdi öncelikle ben e, şu kısmın 4 olduğunu iyi biliyorum. E, hocam şuraya y dersem, şuraya da y dersem burası ne olacaktır? 2y toplamda değil mi? Burası y, burası da y, yine 2y burası. O zaman ben e, bu x açısının 4y ile toplandığı zaman 180 dereceyi verdiğini iyi biliyorum. O halde x eşittir 180 eksi 4y yapacağını da iyi biliyorum. Ve benden kosinüs x istenmişti ya aslında bu kosinüs 180 eksi 4y yapacağını da o halde çok iyi bil bilmem gerekiyor. E bu da eksi kosinüs 4y'dir. Tamam çok güzel. Şimdi burası eksi kosinüs 4y geldi hocam. Ben bunu yarım açı formülünden eksi eksi 2 cos kare 2y eksi 1 biçiminde tabii ki yazabilirim. Şimdi 2y'nin 2y'nin eğer ki ben kosinüsünü hesaplayabilirsem yani kosinüs 2y'yi hesaplayabilirsem halledeceğim. Kosinüs 2 de 2 çarpı cos kare y eksi 1'dir. Kosinüs 2y. Şimdi o zaman kosinüs y'yi hesaplayalım. Kosinüs y'yi hesaplamak basit. Şunu şöyle dikine indirirsin. Hatta şöyle gösterelim. Şöyle dik indirelim. Şurası y'ydi. Şurası 2 iki olur ikiz kenarlıktan kaynaklı. E, ee, burası da bak burası 2 ya karesi 4 demek ki burası da kök 2. E, ee, kök 2 olur mu? 6 aynen kök 2 olacak. 2 kök 2 kök 6. E, kosinüs y nedir? Komşu bölü hipotenüs yani 2 bölü kök 6. 2 bölü kök 6'nın karesi 4 bölü 6'dır. Yani 2 bölü 3'tür. Bunu 2 ile çarpıp 1 çıkaracaksın. 4 yani bölü 3'ten 1 çıkarsa 1 bölü 3 kalır. Demek ki kosinüs 2'ye 1 bölü 3'müş. Getirip şurada yerine yazacağım. 1 bölü 3'ün karesi 1 bölü 9. Bunu 2 ile çarpıp 1 çıkaracağız. Yani 2 bölü 9'dan 1 çıkarıp bir de bunu eksiyle çarparsam cevabı bulacakmışım. İçerisi eksi 7 bölü 9. Eksiyle çarparsam 7 bölü 9'un ta kendisi gelir. Demek ki cevabımız da 7 bölü 9 olacakmış sevgili gençler. Evet. 24. örnek için bir sonraki sayfamıza geçiyoruz. Buradaki sayfamızı bitirdik arkadaşlar artık. Ve son 2 sayfamız kaldı. Ne demiş bize? Bu arada kaç tane örnek varmış? 33. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar 24. örnekteyiz. Bir bakalım beraber. 9x'in 90 derece yani pi bölü 2 radyan olduğu belirtilmiş. Alt kısımda cos kare 3x ile cos kare 6x var. Güzel. Ben cos kare 6x se bir şeyler uygulayabilir miyim diye düşüneceğim şimdi. Acaba yapılabilir mi? Yani şuradaki ilk gözüme batan o oldu çünkü. Ya da ya da şöyle denilebilir. Bak güzel. Cos kare 6x'e bir şey yapalım evet. Şurası sevgili arkadaşlar sin kare 3x'tir. Çünkü 6x ile 3x'in toplamı birbirini 90'a yani pi bölü 2'ye 9x'e tamamlıyor. Ve doğal olarak bu da sin kare 3x'tir. Peki cos kare, kare 3x ile sin kare 3x'in toplamı nedir? 1'dir. Yani benim payda dediğim şurası tamamıyla aslında 1'miş. Burayı görmeme lüzum yokmuş. Üst tarafta sadece kosinüs 5x kaldı. Artı değil çarpıymış. Şimdi yan tarafa bakalım. Kod kare 4x demiş. bu nedir? 1 artı kos kare 4x bölü sin kare 4x'dir. Bunu da kos 4x'e böl demiş. Değil mi? Bunu da kos 4x'e bölmek demek aslında 1 bölü kosinüs 4x'de çarpmak da demektir biliyorsun. Dağıtırsam şunu şuraya attım. 1 bölü kosinüs 4x geldi. Artı şimdi şunla şunu götürürsem kosinüs 4x bölü sin kare 4x şurası. Sin kare 4x kalmış oldu. Ne güzel. Bir işe yarar mı ama yani şimdi bir de bunu düşünmek gerekiyor. Ama öylece kalsın bakalım bir bırakalım. Parantezi açtım. 1 bölü kosinüs 4x dedim artı kosinüs 4x bölü sin 4x çarpı sin 4x yazdım. Sin kare 4x'e kabul mü? Şimdi ben şu içeridekini dağıtırsam cos 5x bölü cos 4x şunu içeri dağıtıyorum. E, artı şimdi buradaki cos 5x ile şuradaki sin 4x birbirinin aynısı birbirini 90'a tamamladığı için geriye sadece ne kaldı? cos 4x bölü sin 4x kalmış oldu. Şurası tanjant 4x kotanjant e, özür dilerim. Bir bakalım da yanlış olmasın. Cos 4x'i sin 4x'e bölüyoruz. Aynen kotanjant 4x. E, şimdi şunu da sin 4x olarak evirirsek sin 4x'in cos 4x oranı da tanjant 4x'tir. Şimdi biliyorsun tan x'de kot x'i toplayınca bu bize 2 bölü sin 2x'i veriyordu, değil mi? Bu e, sana not olarak yazdırmıştık. O halde bunları toplarsak e, ne gelir peki? Bunları da toplarsak 2 bölü sinüs 8x gelir. sin 8 de kosinüs x'ti birbirini 90'a tamamladığı için 2 bölü kos x bu da 2 çarpı sekant x'in ta kendisidir. 2 sekant x de a seçeneğinde verilmiştir. Doğru cevap a olacaktı gençler. Devam ediyorum 25. örneğimle 1 bölü sin 50 artı kök 3 bölü kos 50 ifadesinin eşiti nedir diye sorulmuş. Neler yapılabilir bir düşünelim bakalım. Şimdi kök 3 diye bir ifade var. Alt tarafta sinelli koselli. Öncelikle bir payda eşitleyeceğim. O kesin. Şöyle eşitlersem üst taraf kosinüs 50 artı kök 3 çarpı sinüs 50 olacaktır. Alt tarafta da sin 50 çarpı kos 50. Şimdi bu sinüs yarım açı formülüne benziyor. O zaman direkt sin 100 bölü 2 diyelim. Kabul mü? Pekala sin 100 bölü 2 oldu orası. Sonra değiştiririz bir şeyler yaparız. Ee, kos 50 kos 50 diye kalsın ama kök tan 60 diye yazalım. Tan 60 biliyorsunuz sin 60 bölü kos 60'tı. Yani kosinüs 50 artı sinüs 60 bölü kosinüs 60 bize kök veriyordu. Çarpı sinüs 50. Bölü alt kısımda da sin 100 var. E, sin 100 dediğimiz şey aslında sinüs 70'tir. Bölü 2'miz var onu da unutmayalım. Şimdi şu kos 50 ile şunu çarptım. Kosinüs 50 çarpı kosinüs 60 artı sinüs 50 çarpı sinüs 60 bölü kosinüs 60 ki biliyorsun 1 bölü 2 idi. Bölü sinüs 70 bölü 2 dedim. Burada kos kos sin sin kosinüs aradaki artı olduğu için fark formülüdür. 60'dan 50'yi çıkarırım ve kosinüs 10'dur aslında yukarısı derim. 1 bölü 2 de ters çevirip çarparsam 2 çarpı kosinüs 10 geldi. Alt tarafta da sinüs 70 bölü 2 gelmiş oldu. Bu arada şurası 100'dü. Çok üzgünüm. Biz buraya 70 dedik ama 80 olacak arkadaşlar. Çünkü 180'den 80 çıkarsa ancak. 180'den 80 çıkarsa 100 kalır ancak. Özür diliyorum. Hani %70'i toplayıp 180 bulmuş gibi oldum. Şurası 80 arkadaşlar. Kusura bakmayın. Pekala sin 80'de biliyorsun kosinüs 10'du. Şunlar da gider. 2'yi de ters çevirip çarparsam doğru cevabın 4 olduğu karşıma çıkar. Doğru cevap 4 olacaktı. Güzel soruydu. Mesela. Geçtim 26'ya. Doğru bulmuş muyuz bu arada? Ee, şunun cevabı 4 olacak dedik. Ceyhan 25 Ceyhan. Tamam güzel. Bir ara işlem hatası yaptığımı düşündüm çünkü. Dalgınıma denk geldi. Tan 61 ile sinüs 116. Hmm. Şimdi 116 az önce 180'den 100'ü çıkaramadı hoca. Şimdi 180'den 116'yı nasıl çıkaracak? Çıkarırız 64 kalır. Şurası aslında gençler sinüs 64'tür. Birbirini 180'e tamamlayanların sinüsleri birbirine eşit oluyordu biliyorsun. Ee, sinüs 61 dediğimiz e, tan 61 dediğimiz şey de aslında bakarsan sin 61/cos bölü cos 61'dir şimdi. Sinüs 61 bölü kosinüs 61 çarpı sinüs 64 dedik. Bölü alt kısma bakalım şimdi. Sinüs 32 var çarpı kosinüs 29 var. Bu kosinüs 29 e, aslında sinüs 61'dir de değil mi? Ve ben buradaki sinüs 61 ile buradaki sinüs 61'i yok edebilirim. Güzel. Şimdi sinüs 64 kısmına el atalım. Sinüs 64 2 çarpı sinüs 32 çarpı kosinüs 32'dir. E, bölü kosinüs 61'im var benim burada. Çarpı bir de bunu ters çevirip çarparsam buraya düşer. Sinüs 32 olur. Sinüs 32'ler birbirini götürür. Şimdi geriye ne kaldı? Kosinüs 32 ve kosinüs 61 kaldı. Buna ne yapalım? Hocam burası 2 çarpı sinüs 58'dir zaten. Çünkü 32 ile 32'nin 90'a tamamlayanı 58'dir. Alt kısımda kos 61 ya ben bunu sinüs 29 diye yazayım. Sinüs 58'e de yarım açı uygulayalım. Sin 29 çarpı cos 29 olsun. Alt tarafta da bir tane daha sin 29 var zaten. Bak hocam şunlar çat çat gittiler. Geriye ne kaldı? 2 çarpı cos 29 mu kaldı? Artık buna da başka bir şey yapamayız. Çünkü cevabımız artık 2 çarpı cos 29 olacak. Yani cevap D seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz sevgili gençler. Bu arada bir işlem hatamız var demek ki. Çünkü 26'ya C demiş. Bakalım nerede neyi unuttuk? Tabii nerede neyi unutacağız? Şurada unutmuşuz. Bak sin 58'e bunu uyguladık. Buradaki 2'yi yazmayı unutmuşuz. 2 kere 2 de 4 yapar. 4 çarpı kosinüs 29. Cevap C olacaktı sevgili gençler. Kusura bakmayın. Evet 27. örnek. X diyor bir dar açı diyor. Oo. Pekala. Tanjant 2x 1, 1 bölü 4'müş. Sinüs 3 eksi kosinüs x'e bölünce de ee, a'yı bulmuşuz. Peki kosinüs 3x bölü sinüs x nedir diye soruluyor. Hadi bakalım <laughs> neler yapacağız. tanjant 2x 1 bölü 4 ise tanjant 2x 1 bölü 4 ise buna yapacak bir şey çok göremiyorum şu an. Ama sinüs 3x bölü kosinüs x'e bir şeyler yapılabilir mi? Yapılabilir. Ne yapılabilir peki? Şöyle bir şey yapalım biz. Şimdi şuna şunun soruyor ya buna b diyelim. B'nin a türünden eşiti isteniyor ben şimdi bunları toplarsam mesela aklıma ilk o geldi. Sinüs 3x bölü kosinüs x dedim. Eşittir. Burası da eşittir demeyelim. Toplayalım demiştim. Toplayalım. Kosinüs 3x bölü sinüs x. Şimdi ne, neyle neyi topluyorum aslında ben? Bak burası a. Burası b. Bunların ikisini topluyorum aslında. Değil mi? Şimdi toplarken de ben burayı sinüs x de burayı kosinüs x de genişletmek isterim. Şimdi üst tarafa bakalım. Önce şunu yazmak istiyorum. cos 3x çarpı kosinüs 3x çarpı kosinüs x artı sinüs 3x çarpı sinüs x dedim. Tamam mı? Bölü alt kısımda da sin x çarpı kos x geldi gördüğünüz üzere. Şimdi üst tarafta kos kos sin sin muhabbeti var. Arada da artı var. Yani bu ne demek oluyor? Kosinüs fark formülü. 3x'den x'i çıkardım. Kosinüs 2x geldi. Alt tarafta da sinüs 2x bölü 2 var. Bu bölü 2'yi buradan silip şuraya attım. 2 çarpı kotanjant 2x oldu. Bu da neymiş? A artı B. Güzel. Şimdi gençler tanjant 2x. Şu var ya şu. Bu 1 bölü 4 ise kotanjant 2x 4'tür. Değil mi? E şura neymiş? 4. 2 kere 4 8 yapar. 8 eşittir a artı b'ymiş. E B'nin a türünden eşit sorulmuştu. A'yı karşıya fırlatacağım tabii ki. 8 eksi a eşittir b'dir. Cevap da budur. Yani cevap 8 eksi A olacakmış. Doğru cevap D idi. Çok da güzel soruydu bence. 28. Evet aşağıda O merkezli çember bize gösterilmiş. Aslında güzel bir soru ama klişe. Yani bütün soru bankalarında bulabilirsiniz ama güzel de bir sorudur. O yüzden dikkatli bir şekilde dinlemenize çok büyük fayda var. O merkezli çembere içten teğet ve birbirine teğet 15 tane çember çizilmiş. Şimdi burada 15 tane çember varsa ben 360'ı 15'e bir güzel bölerim. Burası bana 24 dereceyi verir. Peki bunu niye yaptım? Yani şundan kaynaklı yaptım. Eğer ki ben şöyle iki çemberin arasından bir teğet atarsam bir de şöyle bir teğet atarsam şuradaki açımız 24 derece olur. Çünkü 15 tane çember var ya. Böyle böyle çizersem ben 15 tane bunlardan çizmek zorundayım. Dolayısıyla 360'ı 15'e böldüm. 24 derece geldi. Buralar işte 24 derece. Tamam mı? Şimdi onlar 24 dereceymiş ve diyor ki eş çemberlerden birinin yarı çapı 2 birimmiş. Yani şunların bir tanesinin yarı çapı imiş arkadaşlar. O merkezi çemberin yarı çapı nedir diye soruluyor. Yani bize işte şu kırmızı uzunluk soruluyor aslında. Bu soruluyor. Tamam mı? Şimdi ben şuraya kadar şöyle göstereyim. Şunun merkezi burası olsun diyelim. Ve daha sonrasında buradan da tam karşıya bir yarı çap çekeyim. Bak şimdi. Bu bunun merkeziydi hocam. Unutma bunu. Ben tutup şuradan şöyle bir dik indirdim. Nereye? İşte buraya. Tamam. Ve geldim dedim ki şu kısma bak kırmızıyla gösteriyorum. Şu kısmı red olsun dedim ben. E burası da 2 miydi zaten? Şurası kaçtır? 12 değil midir? Burası da 12. Çünkü ne yaparsam yapayım hep eş şekiller elde edeceğim. Bak gördün mü? Buradaki üçgenle buradaki üçgen eş üçgen oldu. E şimdi o zaman hipotenüs dediğimiz şuradaki R ile ben sinüs 12'yi çarparsam burayı yani 2'yi bulmuş olurum. O halde şunu söyleyelim mi? R ile dur kalemi alayım. R ile sinüs 12 derecenin çarpımı bize neyi veriyor? 2. O zaman R nedir? 2 bölü sinüs 12 midir? Tabi bu R dediğimiz şey bak gösterdiğim yer. R diye nereye dedim ben? Bak işte bu işaretlediğim yere dedim. E burası 2 artı sinüs 12 ise bir de şunu eklersem yarı çapı bulurum ki bu da 2 idi zaten. Artı 2 bize cevabı verecek. O halde 2 artı 2 çarpı sinüs 12 bölü sinüs 12 bana cevabı verir. Doğru muymuş? Ee, Ceyhan da bulduk biz. Ceyhan da şöyle Ceyhan yani. 2 parantezini alırsam 1 artı sinüs 12 gelir bölü sinüs 12 dersek ancak bu şekilde Ceyhan'ı görebiliriz. Doğru cevabımız C olacaktı sevgili gençler. C miymiş cevap? C'ymiş evet. Evet arkadaşlar bu sayfayı da bitirdik. Güzel bir sayfaydı bence. Soruları güzeldi. Bakalım son sayfamızda şu soruyu çok beğenmiştim. Bundan kaynaklı biraz uğraştım çözdüm. Şimdi birazdan size de çözeceğim arkadaşlar. 29. örneğimize bakalım. 4 çarpı kos 80 çarpı kos 20 çarpı kos 140 demiş. Şimdi kosinüs 140 dediğimiz şey aslında eksi kosinüs 40'tır biliyorsun. Şimdi şu eksiyi aldım 4'ün yanına koydum. Eksi 4 çarpı küçükten büyüğe yazacağım. Kosinüs 20, kosinüs 40, kosinüs 80. Düzen önemli değil mi? Düzen çok çok önemli. Özellikle matematikte. Şimdi... Bu eksi 4 çarpı var ya onu şöyle ayıralım. Bak burada eksi 4 çarpım var onu unutma. Şimdi ben burayı sinüs 20 ile çarpı 2 çarpı 2 eksisi var. Bak şu eksi 2 çarpı 2 eksi 4 zaten. Eksi 4 artık yazmış bulunuyorum onu sildim. Ama sin 20 yoktu burada. Dolayısıyla bulduğum cevabı da sin 20'ye böleyim. Kabul mü? Peki. Şimdi 2 çarpı sin 20 çarpı cos 20. Bu nedir? Sin 40. Değil mi? Bak burası şöylece sinüs 40. Onu bir yazdık. Şimdi şuraya bakalım. 2 çarpı sin 40 çarpı cos 40 ne? Sin 80. E tamam. Eksi sinüs 80 çarpı cos 80 kaldı elimizde. Alt tarafta da sinüs 20 var. Cos 80 ile Sin 80'in çarpımı ne? Hocam o da sin 160 bölü 2. Başında eksisi var. Bir de burada sin 20'si var. Sin 160 ne? Hocam o da sin 20'ye eşit. Yüksek sene tamamlıyor ya. Sin 20'ler gitti mi? Gitti. Eksi 1 bölü 2 kaldı. O da bize cevabı verir. Doğru cevap C seçeneği olacaktı. Güzel soruydu. Basit de. Değil mi? Yani bence sen yaparsın. Sinüs 2 artı 2 kos 1. Şimdi sinüs 2'yi ben şöyle yazabilirim. 2 çarpı sin 1 çarpı kos 1. Böyle yazarım. Burada da 2 cos 1 ve 2 cos 1'in ortak olduğunu görüyorsun. O zaman 2 cos 1 ortak çarpan parantezini alalım. Burada bir sin 1 kaldı. Yanında da bir tane 1 kaldı. Şimdi alt tarafa bakalım. Kosinüsün yanında 1 varsa ne yap dedim ben sana. O 1'i yok et orada. Nasıl yok ederiz? 1 artı 2 cos kare 1 eksi 1 derim. Hop hop gider bunlar. Ee, burada da 2 çarpı cos kare 1 kaldı. Bak 2 gitti 2 gitti. Cos 1 gitti. Cos 1'in bir tanesi gitti. Üst taraf sin 1 artı 1 oldu. Alt tarafta cos 1 kaldı sadece. Şimdi şu tarafı hallettik. O taraf neymiş? Sinüs 1 artı 1 bölü kosinüs 1'miş. Artı yan tarafa bakıyorum. Anam bu ne? Cos 1 bölü sin 1 artı 1. Ayda bunun ters çevrilmiş hali be bu. Değil mi? Bunun ters çevrilmiş hali. Vallahi ilginç. Bir bakalım hadi. Şimdi en sade hali sorulmuş abi de. Ben şimdi şurayı heyecanlandım şimdi bak dur. Sin 1 artı 1 ile genişleteyim. Burayı da kosinüs 1 ile genişleteyim. Şimdi üst taraf ne olur? Sin 1 artı 1'in karesi olur. Yani şunu şunu çarparsam. O da nedir? Sin kare 1 artı 2 sin 1 artı 1'in karesinden 1 gelir. Artı şunda şunun çarpımı da kos kare 1'dir. Bölü alt kısımda da kosinüs 1 parantezinde sin 1 artı 1 kalır. Şimdi hocam sin kare 1 ile kos kare 1'in toplamı 1'dir zaten. O 1'i de şuraya ekleyiverelim 2 olsun. 2 parantezini alırım. Sin 1 artı 1 gelir. Alt tarafta da kosinüs 1 parantezinde sin 1 artı 1 var. İyi ki şunu dağıtmamışız. Şunlar gider. 2 bölü kos 1. O da nedir? 2 sekant 1 midir? 2 sekant 1 bize cevabı verir. Bu da E şıkkında verilmiş gençler. Ve 31. örneğimiz bakalım beraber bir artı sinüs 2x demiş. Sen bunun artık ne olduğunu biliyorsun. Bunun sin kare yani sinüs x artı kosinüs x'in parantez karesi olduğunu gayet iyi biliyorsun. Ee, şimdi bu var elimizde tamam eyvallah. Ama bölü bir de kotanjant x var. Şimdi bölü kotanjant x. O bir dursun. Şu Kotanjant x, şu an ne yapacağıma karar vermeye gayret gösteriyorum. Artı, şimdi kosinüsün yanında eksi 1 var, o 1'i bir yok edelim bence. Nasıl yok ederiz? Şöyle, 1 eksi 2 sin kare x eksi 1 olur, çarç gider. Şimdi elimizde ne kaldı? Sin x artı x'in karesi vardı, tamam mı? Ee, bu kotanjant x de biliyorsun kosinüs bölü sinüstü. Ters çevirip çarparsam sinüs buraya çıkar. Burası da kosinüs x olur. Eksi bir de neyimiz var? 2 çarpı sinüs kare x'imiz var değil mi? Çok güzel. Şimdi hocam e, ne yapalım burada? E, ne yapalım burada? Şöyle bir şey yapalım. Payda eşitleyelim. Çarpı kos x olsun. Bölü kos x olsun. Üst tarafı bir düzenlemeye gayret gösterelim şimdi. Bak burada ortak olan bir şey var mı? Bir sinüs x var. Bir de burada bak sinüs x var değil mi ortak. O zaman sinüs x ortak çarpan parantezin alalım. Şurada sin x artı cos x'in parantez karesi kaldı. Şöyle. Yanında da eksi 2 sin x cos x kaldı. Bu şekilde. Ee bölü. Bölü. Şuradaki parantezi fazladan attım herhalde. Bölü alt kısımda da kosinüs x'imiz var. Şimdi hocam bak ben gördüm. Şunu kapattık ya biz. Şunu şunu. Şunu kapattık ya keşke hiç kapatmasaymışız. Şunu tekrar açarsam bak şu işaretlediğimi. Nasıl açacaksın? Aynı sorunun bize verdiği gibi. 1 artı sinüs 2x. E hocam şurası ne? Sinüs 2x değil mi? Çok güzel. Ben bununla bunun gittiğini görürüm. Burada 1 kalır. E üst taraf sinüs x kaldı. Alt tarafta kosinüs x kaldı. Çok uzatmışız bence kendi kendimize. İşte bazen öyle her gördüğün e, kuralı da uygulamak zorunda kalmıyorsun ya zaten trigonometrinin en zor kısmı burası yani. Mesela şunu gördüm 1 artı sinüs 2x. Ya biz öğrettik bunu yani sin x artı cos x karesi ama onun o şekilde kalması gerekiyormuş mesela. Anladın mı? Cevabımız tanjant x olacak. Yani cevap c şıkkıymış dedik. Ve geldim 32'ye. Ondan ikinci sorun Ne diyor bir bakalım. Sx sinüs x'miş. Cx de kosinüs x olarak tanımlanmış. Şimdi 1 eksi c4x nedir? 1 eksi kosinüs 4x'tir. Bölü alt kısımda da sinüs 2x var. Şimdi hocam kosinüsün yanında ben sana 1 görünce ne yap dedim? 1'den kurtul. Nasıl kurtulursun? 1 eksi 1 eksi 1 eksi 2 çarpı sin kare 2x dersem yarım açı formülünden kurtuluruz. Alt tarafta da sinüs 2x var. Şu birler bir gitsin bakalım. Eksi eksi de artı yapar. Üst taraf 2 sinüs kare 2x oldu. Alt tarafta da sinüs 2x var. E sinüs 2x'de de şunun bir tanesini götüreyim. Cevap ne oldu? 2 çarpı sinüs 2x mi oldu? Ben bu sinüs 2x dışıklara baktım. Oradan gördüm. 2 çarpı sinüs 2x'i nasıl ifade ederiz? Şurası 2 olursa burası da 2 olur değil mi? S2x. 2 çarpı S2x diyebiliriz. Bu da C şıkkını verir bize. Ve artık son sorumuz gençler. İyi dinliyorsunuz beni. Şekil 1'de verilen ABCD dikdörtgeni biçimindeki kağıt CE doğru parçası boyunca katlandığında D noktası AB doğru parçası üzerindeki D noktası ile çakışıyor. Şimdi yani şunu şu tarafa katlamış ya ben bu şekli bir güzel tamamlayayım sana. Şöyle yaptım tamam. Mı? Bir de şöyle yaptım. Şekli tamamladığımızı düşünelim. Şurası x'miş. E burası katlandığı için o zaman burası da x'tir. Hatta şununla şu birbirine eşittir falan. Şununla şu da birbirine eşittir. Ortası zaten katlama kısmı. Dolayısıyla ona yapacak bir şey yok. Oluşan şekilde EAD üssü yani sarı bölge ve D üssü BC üçgenlerinin yani mavi bölge üçgenlerinin alanları sırasıyla A ve B'dir diyor. Burası A burası B tamam. A artı B bir birim kareymiş. Hmm. B eksi A da sin 40'mış. Tamam. X açısı kaçtır diye soruluyor. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Ay. Şöyle yapalım. Tamam. Şimdi hocam şurası 90 ya. Şurası da 90 mı? Ben şuraya 1 demek istiyorum. Hiçbir sayı vermemiş sonuç olarak. Burası 1 ise şurası nedir? Sinüs x'tir. Hocam burası nedir? Kosinüs x'tir. E burası da zaten sinüs x oluyor. Burası da zaten kosinüs x oluyor. Ee, daha sonrasında şu mavi üçgenin alanı ve sarı üçgenin alanı var ya. Burada kenarların e, oranlarına bakıyorsun. Sin x bölü kos Değil mi? Kenarların oranları bunlar. Hatta burası alfa, burası beta ise alfa beta 90'dır. Burası alfadır, burası betadır. Yani benzer üçgenlerdir. Ve üçgenlerdeki benzerlik oranı hipotenüslerini oranlarsan sin x bölü cos x'tir. E, o zaman ben şunu söyleyelim. Söylerim. söylerim. E, bizim bu üçgenlerimizde benzerlik oranının karesi de alanların oranını verir bize. Yani a bölü b dediğimiz şey aslına bakarsan sin kare x bölü cos kare x midir? Aynen öyle. Şimdi o zaman ben A ile B'nin toplamının 1 olduğunu biliyorsam demek ki artık A alanına sin kare x, B alanına kos kare x tabii ki diyebilirim. Ve toplamları 1'miş. Evet 1 de gelir zaten özdeşliktir. Demek ki B eksi A yani kos kare x eksi sin kare x eşittir. Sin 40 yani kosinüs 50 de diyebilirim. Peki kos kare x eksi sin kare x nereden tanıdık geliyor? Kosinüs yarım açı formülü. Yani kosinüs 2x eşittir kosinüs 50 ise o zaman x kimse kusura bakmasın 25 derecedir. Bizden x açısı kaç derecedir diye sorulmuştu. Doğru cevap 25 olacaktı sevgili gençler. Evet artık trigonometrinin son konu anlatım kısmı trigonometrik denklemler kaldı. Bu konuyu da anlattıktan sonra sizlere e, kitapta bulunan toplam 5 testi yani toplamda yaklaşık olarak 220-230 soru var. Bunların da çözümlerini yapacağım arkadaşlar ve fasikülü kitabı bitireceğiz. Artık şöyle diyebiliriz. Sonraki videomuzda görüşürüz. Sonraki açı sonraki videomuzun dersi trigonometrik denklemler olacak. O videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.